Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 177. yılını kutluyor. Polis Nizamnamesi'nin 10 Nisan 1845'te yayımlanmasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle bugünün teknolojik gelişmelerini yakından takip edip dijital dönüşüm çalışmalarına hız vererek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat kararlılıkla çalışmasını sürdürüyor. Yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesi'nde yer aldı. Tanzimat ve ıslahat hareketleri çerçevesinde Avrupa'daki örneklere göre bir polis teşkilatı kurulmasına yönelik atılacak adımlara 1876'da birinci meşruiyetin ilanından sonra oluşan hükümet programında yer verildi. Program doğrultusunda 1879'da Zaptiye Nezareti kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün bugünkü görevlerini yürüten Zaptiye Nezareti 1909'da kaldırılarak yerine Dahiliye Nezaretine bağlı ve polis işlerinin yürütülmesiyle görevli Emniyeti Umumiye Müdürlüğü ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti oluşturuldu. Emniyeti Umumiye Müdürlüğünün görevi 9 Aralık 1913'te çıkarılan Dahiliye Nezareti Teşkilat Nizamnamesinde Memleketin emniyet ve inzibatına taallük eden her türlü umum ve muamelatı takip ve OBAP'taki muhaberatla polis teşkilat ve mekteplerini idare etmek olarak belirlendi. Türk Polis Teşkilatı Mart sonu verilerine göre 330.350 personeli ile hizmet veriyor. Personelin 314.885'i emniyet, 15.465'i ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor. Emniyet Teşkilatı bünyesinde 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3437 emniyet müdürü, 489 emniyet amiri, 632 başkomiser, 7333 komiser, 10853 komiser yardımcısı, 1590 kıdemli Başpolis memuru, 1405 baş polis memuru, 259561 polis memuru, 29585 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.